Kudüs sizin, neyiniz olur? Hazreti Ömer'in adaletiyle fethettiği şehir, Selahaddin'in kabul olmuş duası, Yavuz'un mirası, Abdülhamit'in milletimin mahremidir dediği göz ağrısı. Kudüs. Şimdi batının kirli elleri arasında ayakta kalmaya çalışıyor. Son nefer şehadete erdiği andan beri gözyaşıyla doldu Kudüs. Sokaklarında haydutlar kol geziyor. Ne hak biliyorlar, ne hukuk. Ne adaletten anlıyorlar, ne de insanlıktan. Her bir adımları zulüm, her bir adımları kan. Oysa bilmiyorlar ki ebabiller ufuklarda uçuşuyor. Bilmiyorlar ki yeri göğü yaratan o gün nasıl koruduysa Kabe'yi, bugün de yok olacak yeryüzünün bütün ebreheleri. Kulak verin. Tarih bizi geri çağırıyor. 1917'den beri bekliyor Kudüs. O sebepledir ki soruyorlar, Kudüs senin neyin olur diyorlar. Cevap veriyorum. Kudüs benim haksızlığa ve zulme karşı baş kaldırışımdır. Mazluma kucak açışım, zalime düşmanca bakışım ve mağdurdan yana tavır alışımdır. Kudüs benim bitmek tükenmek bilmeyen davamdır. Ve Kudüs göğsümde taşıdığım eşsiz payem, dilimdeki sözüm ve kalbimdeki özümdür. Dualarımız ve kalplerimiz Filistin'deki kardeşlerimizle beraberdir. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer, altı nehir çağlıyordu. Gözlerin yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. Irk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? İşte asıl terör, işte bu şekilde Mescid-i Aksa'yı ağlatmaktır. Ağlatmayalım.